Toplantıda konuşma yapan Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Demir, Tarım Bakanlığı tarafından sağlanan %50 hibe desteği ile hayvansal üretim yatırımları, bitkisel üretim yatırımları ve sulama sistemleri yapan çiftçilerin yanında olduklarını söyledi. Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ise Ziraat Odası olarak çiftçilerin hibe desteklerinden yararlanabilmeleri için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da Aksaray'ın tarımsal üretimde Türkiye'de söz sahibi olduğunu belirtti. Çiftçilerimize, üreticilerimize duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Mesaj attık, bilgilendirdik ve çiftçilerimiz burayı doldurdu. Tabii bizim buradaki toplantımızın amacı üreticimizin hibelerden, desteklerden yararlanabilmesi için bu tarz bir toplantı gerçekleştirdik. Bunun için de size teşekkür ediyorum. Sayın Valim, yaklaşık 5 aya yakındır Aksaray'da beraber omuz omuza çalışıyoruz. Geldiği günden belli bize verdiği talimatlar, kurum müdürlerimize verdiği talimatlar, tabii beraber köylere de gidiyoruz. Üreticilerimizin, hükümetimizin tarafından, devletimiz tarafından verilen hibelerden yararlandırmak. Kimin imkanı varsa, çiftçilik yapıyorsa, devlet de o hibeyi veriyorsa, o çiftçi o hibede yararlanması için Sayın Valim gerekli talimatları da veriyor, takip ediyor. Ben bu konuda çiftçi dostu Sayın Valime teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyoruz. Tabii az önce belirttiğim gibi burası çiftçimizin evi. Biz Ziraat Odası olarak her zaman çiftçimizin yanındayız. İl Tarım Müdürlüğümüzde, Tarsim Bölge Müdürümüz de burada sunum yapacak. Sizden tek ricam, konuşmalar bittikten sonra, sunum yapıldıktan sonra istediğinizi buradaki arkadaşlara sorabilirsiniz. Tatmin olmazsanız da daha sonra beraberce İl Tarım Müdürlüğümüze, Tarsim yetkililerimize gideriz ve elimizden geleni yaparız diyorum. Ben katılım sağladığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tarımsal üretimin öneminin gün geçtikçe arttığı günümüzde üretimin yanı sıra verimlilik ve sürdürülebilirliği sağlamak da büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde ve dünyada nüfus her geçen gün artarken üretim potansiyelimiz olan su kaynaklarımız ve tarım alanlarımız giderek azalmaktadır. Ülkemizde 2002 yılında kişi başına düşen tarım alanı 4 dekar iken 2022 yılında bu rakam 2.8 dekara gerilemiştir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen üretmeye ve üretimi sürdürmeye mecburuz. Bu da ancak ürün planlamasıyla sağlanabilir. Suyu merkeze alarak yapılacak ürün planlamasıyla stratejik ürünlerden başlayarak tüm ürünlerimiz belli bir düzene göre planlanacak. Bu sayede fiyat dalgalanmalarının önüne geçilerek üreticinin ve tüketicinin mağdur olması önlenecektir. Aksaray'ımız yüz ölçümü bakımından ülkemizin 40. sırasındadır. Buna rağmen özellikle yonca, arpa, çavdar, şeker pancarı gibi ürünlerde Türkiye'de ilk 5 içinde yer almaktadır. Tarla bitkileri ve tahıllar grubunda toplam bitkisel üretimde Türkiye'de 3. sırada yer almaktadır. Üretimin miktarı kadar sürdürülebilirliği de çok önemlidir. Bu da mevcut iklim durumu, toprak yapısı ve sulama kaynaklarına göre orada yetişecek en iyi ürünlerin belirlenmesi ve ekim nöbeti sağlanmasıyla gerçekleştirilebilecektir. Unutmayalım ki gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel miras verimli topraklar ve su kaynaklarımızdır. Toplantımızın konusuna gelecek olursak, son yıllarda meydana gelen iklim değişikliklerinden en çok çiftçilerimiz ve üreticilerimiz etkilenmektedir. Zaman zaman meydana gelen don, dolu, sel afeti, kuraklık gibi doğal afetler çiftçilerimize büyük zararlar vermektedir. Bu olumsuzluklardan etkilenmemek için bitkisel ve hayvansal üretim sigortalarımızı yaptırmamız büyük önem arz etmektedir. Devletimiz
her zaman üretenin ve üreticinin yanında olmuştur. Üreticilerimize sürekli destek sağlanmaktadır. 2024 yılında da kırsal kalkınma desteklemelerinde 14 milyona kadar, bireysel sulama yatırımlarında 3 milyona kadar olan yatırımların yarısı bakanlığımız tarafından hibe olarak sizlere verilecektir. Muhtarlarımız, çiftçilerimiz, eli nasırlı çiftçilerimiz ve diğer basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Tabii Aksaray'da birçok toplantı yapıyoruz, bir araya geliyoruz ama takdir edersiniz ki çiftçi olunca, tarım olunca bu toplantının rengi, özelliği ve heyecanı bambaşka oluyor. Emin olun ki valilik görevimde siz değerli çiftçilerimiz, sizin heyecanınızı görünce valilik bambaşka tatlı bir şekle dönüyor. Allah eksikliğinizi vermesin. İyi ki varsınız. Değerli çiftçi dostlarımız, evet, Türkiye'de hangi sofra olursa olsun 85 vilayetimizin, 81 vilayetimizin her sofrasında Aksaray'ın bütün tarımsal ürünlerini, gıdalarını görüyoruz. Bu gurur verici bir hadise. Birçok üründe gerçekten öndeyiz. Birinciyiz, üçüncüyüz, beşinciyiz, dokuzuncuyuz ve bu sıralamayı, öncülüğü daha da hep birlikte artıracağız Allah'ın izniyle. Sulama konusunda daha da böyle teknolojiye doğru ilerleyerek savruk sulama değil de daha mantıklı sulama yaparsak, suyu daha kıymetli bir şekilde kullanırsak inşallah çok daha güzel neticeler alacağız hep birlikte. Değerli çiftçi kardeşlerimiz, oda başkanlarımız, Aksaraylılar, değerli hemşehrilerim, şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki bu tarım işi çok kutsal, güzel bir şey. Bu süreç içerisinde Ankara'nın kaynakları, Türkiye'mizin kaynakları, uluslararası fonlar, ne olur gelin bu güzel kaynakları birlikte araştıralım. El ele verelim. Bir arı gibi nasıl arı çiçekleri dolaşıyorsa bal üretmek için, bal yapmak için, biz de tarımsal bütün kaynakları tek tek yerince inceleyelim ve bu kaynakları kendimize aktarmaya çalışalım. Aksaray'ımıza aktarmaya çalışalım.